Yani biz zaten siber saldırı işte frekanslarla, yazılımlarla biliyorduk ama işin bu bomba tarafı yani çünkü şimdi bomba tarafı diyorum içine yerleştirilen bir madde de var. Birazdan herhalde açıklayacaksın hocam evet. o maddeyi. Ee, çok çok önemli bir madde yani buraya gelmeden önce e, birçok uzman kaynaktan da bilgi aldık. E, çok değerli e, siber istihbarat konusunda deneyimli olan değerli bir e, büyüğümüzden de bilgi aldık. Ondan da değerlendirmesini sizlere buradan biz de kendi yorumumuzla aktaracağız. Gerçekten de çok çok önemli. Görünenin ötesinde görünmeyen bazı olaylar var. Özellikle yani İsrail insanlığı da hani üç böyle yani orada adam alışveriş yapıyor. Efendim pazardan elma alıyor. Çocuğuyla beraber gidiyor vesaire değil. Hiç umurunda değil. Oradaki insanlar hiçbir şekilde umurunda değil. Çocuklar, kadınlar vesaire. Bu da İsrail'in aslında siber terörizmi başlattığının bir işareti. Bakın yeni bir şey, siber istihbarat evet. demeyeceğim. Siber terörizmi başlatıyor. Hocam sen ne dersin? Ya Buyurun tabii başlayalım. Bu, bugünden yarına olacak şey değil. Bunun çok büyük arka planda hazırlıklar var. E şimdi bahsedeceğimiz şeyler de buna işaret edecek ama yani yüzlerce yaralı... Epey bir yani maalesef 9'da en son sanıyorum daha da arttı değil mi? 4000 kadar yaralı var. Bunların hocam 400'ü ağır. Vefat 14, eden sayısı. Evet 14'e çıktı diye 14 e söyleniyor. 14'e çıktı diye. Ve İran-Beyrut Büyükelçisi Muşteba Emani de değil mi yaralananlar evet. arasında? Gözü yani, gör, görme yetisini kaybettiği şey söyleniyor. De, yani bayağı baya bir şey var bu anlamda. Şimdi video falan da verecek sayın yönetmenim. Sanırım. Evet e, da resimlerimiz de var videolarımız da var. Resimler, onları da verebilirsiniz arkadaşlar. Numarla, e, Resim ve videolarla devam edebiliriz. Evet bak bu video hocam burada. Ee, yani manav gibi bir yer buradan bir alışveriş yapıyor. Ya yani, Allahüekber. Üyesi. Yani. Evet bak dikkat edersen kasıldı kaldı hocam. Ee, ben tabii buradan onları vermek etik olmaz. Vermedik hocam. Hastanedeki yaralıları gördüm. İnanılmaz. Bacağı evet, delinen. Bak yani bakması yani neler neler. Yani gerçekten bakması bile e, çok çok, çok zor. Lübnan Sağlık Bakanlığı çağrı cihazı kullanan vatandaşladı. derhal bu çağrı cihazlarını, değil mi? kurtulma çağrısında yaptığı evet. bununla ilgili de bir bilgi var. Yani şimdi tabii ki hani bu şekilde bir siber saldırının olması yani düşünün çağrı cihazları bu arada çok eskiden kullanılırdı. Hani böyle cep telefonunun falan olmadığı dönemlerde kullanılırdı. Hizbullah da dinlenmeye veya evet. takip e şimdi, edilmeye tabii, karşı. He, tabii yani kullanıyor. şimdi gizli kleransı anlamında baktığımız evet, zaman bu evet. gizli kleransını e, çağrı cihazı günümüz koşulları altında sağlıyor e, gibi düşünüldüğünden Hizbullah üyeleri de bunu kullanıyor. Ancak bu üyelerin kullanılacağına dair yani böylesi bir istibarata nasıl ulaşıldı? Mesela bu da çok önemli bir soru işareti. Bunu üreten firma Tayvan ve Macaristan, değil mi? Evet. E, o çağrı cihazı da var bahsettiğiniz. Arkadaşlar görüntü var da onu da evet, alabiliriz çağrı, da yazı. Edeyim, evet. çağrı cihazı. Evet. Ekrana da Mesela geldi. Farklı farklı görüntüler var, dönebilir. Şöyle yan tarafına kemerine falan takarlardı. Evet, evet, hatırlıyorum doğru, ben doğru. çok eskiden ve bir titreşim ya da bir şey gelirdi. Bir sinyal, bir ses gelirdi. Orada mesaj görürdün işte evet. işte. Bak hocam hastanede bu da hastanede. Evet. Mesela şey de var ısındığı ısınıp ısındığı için kenara bırakılmış mesela kalanlar da var tabi şimdi oradaki kurtulanlar çünkü oradaki kimyasal e, ya patlama için belirli bir ısınma ısının üzerine çıkması gerekiyor İşte bu tabii ki ısındığından o kenara bıra bırakanlar da çok enteresan hakikaten yani bunu tahmin mi ettiler e, neye göre hareket ettiler şöyle söyleyeyim hocam istersen ben onu e, onu ısındığı için e, bakıyorlar hani şimdi cebinde taşıyanlar da var cebinde de çok fazla ne, ısındığı için tarih olduğu için çıkartıp kenara koyuyor. O anda patlıyor. Yani masaya koyuyor, şuraya koyuyor. Buraya gidiyor. Öyle kurtulanlar var. Ne bileyim lavaboda olanlar var. E, banyoda olanlar var. E içeride iki dakika gidiyor bir yere gelenler var. Onlar da var. Onların mesela açıklamaları da var. Şimdi bu cihazların için her evet, birinin şunu içine... geniş ekrana da verebilir Bak, misiniz şu... arkadaşlar? Evet, evet, Hocam oradan da. da bakalım. Buraya da verebilirseniz. Kimyasal da söyleyelim biz. Evet. E araştırdık pentaeritritol tetra e, tetra nitrat. PETN diye. Yani evet, büyük mesela, evet bu çok tehlikeli güçlü bir patlayıcı. Yani bunu bir daha söyleyin evet, hocam. Evet. Bu söylediğiniz çok güçlü bir e, oradaki cihazların tedarik konusunda sızmayla silikon sızmayla formunda, heh, beyaz içinde, silikon silik şeklinde. beyaz silikon formunda ufak e, silikon formunda tabii ki çok sıkıştırılmış güçlü bir kimyasaldan bahsediyoruz ve bu belirli belki bir, bunu ilk defa burada be, açıklıyoruz Şu an ısı, aldığımız bilgiler çerçevesinde. an itibariyle etki alanı da yani küçücük ama silikon etki alanı da çok büyük. Yani çok e, derinlemesine etki yaratabilecek bir durum. Yani taşıdığın yere bağlı olarak çok kalıcı hasar verebilir. İşte bak ölümler meydana gelmiş.